Selamünaleyküm arkadaşlar. Fosforlu Kalem'de bir kitapla daha beraberiz. Bugün size anlatmak istediğim kitap İsmet Özel'in İrtica Elden Gidiyor'u. İsmet Özel'in İrtica Elden Gidiyor'u. Tio yayınlarından çıkmış. Bendeki baskısı bakalım kaçıncıymış. Tio yayıncılıktan ikinci baskı. İstanbul Ağustos 2016 baskısı, yani ikinci baskısıymış bendeki. Şurada bir not daha var yalnız. Diyor ki yeni edisyon 3. baskı. Mütereddit kaldım. O da olabilir, o da olabilir. Herhalde şuradaki not daha yeni. 3. baskı olduğunu düşünelim o açıdan. Fakat jenerikte 2. baskı yazmış. Pekala. Kitabı tanıtmaya başlayayım ama ondan önce bir kapağını göstereyim. Şöyle yüzüme getirerek mümkün olduğunca artık gözüktüğü kadar siz de bir nebze kitabın kapağıyla tanışmış oldunuz. Başlangıçta kitap hakkında birkaç kelam söylersem, ben çok beğendim. İçindeki her yazıyı ayrıca değerli buldum. Tespitleri orijinal buldum. Duruş öğreten, bakış öğreten yazılar olduğunu düşündüm. Bu açıdan hemen başlarken hepinize tavsiye edebilirim. Zaten içindeki alıntıları okumaya başladığımda, yani fosforlu kalemle işaretlediğim yerleri okumaya başladığımda siz de kitabın değerini fark edeceksiniz. Notlarım çok fazla, yani işaretlediğim yerler çok fazla. O yüzden muhtemelen çok azını sizinle paylaşabileceğim. Artık ne kadar tasımıza sığarsa, bir saat süremiz var. İlk notum 11 ve 12. sayfalar arasında. Hemen şuradan bir yerden okumaya başlayayım. Lale devrini ister istemez Osmanlı batılılaşmasının gerçek başlangıcı kabul ediyoruz. Lale devrini ister istemez Osmanlı batılılaşmasının gerçek başlangıcı kabul ediyoruz. Görüyoruz ki başlangıcı itibariyle batılılaşma vakası bünyesinde bir eziklik hissi barındırmıyor. Görüyoruz ki başlangıcı itibariyle batılılaşma vakası bünyesinde bir eziklik hissi barındırmıyor. Bilakis batılılaşmacı temayülün mimariden musikiye bariz görüntüsü mütekebbir bir müdafaayı aksettiriyor. Son dakikaya, yani 1918 yılına kadar tepeden inmeci Osmanlı batılılaşması karmaşa içermeyen bir suale sarih bir cevap temin gayesine matuftu. Kafaları kurcalayan büyük sual ise, dokusu ne kadar çeşitli unsurdan müteessir olmuş olursa olsun, bilhassa Müslüman desteğiyle güçlendirilmiş bir toplumun nasıl olup da düveli muazzamaya ayak uydurabileceği, modernleşebileceği, asri bir işleyiş kesbedebileceği sualiydi. İstenilen, hedef ittihaz edilen semavi bir din olarak İslam'ın diğer ikisi yanında layık olduğu yere kavuşabilmesinden başka bir şey değildi. Yani Osmanlı'daki batılılaşmanın Cumhuriyet'teki batılılaşmadan farkı ya da Osmanlı'nın son dönemiyle ilk dönemlerindeki batılılaşmanın farkını böyle bir yerde işaretliyor İsmet Hoca. Hakikaten de doğrudur. Bizim yaptığımız okumalarda da gördüğümüz o, yani Osmanlı başlarken aslında o kadar da ezik bir şey hissetmiyor. Yani nasıl olur da ben onlara eşit olabilirim demiyor. Silahça veya işte muvaffakiyetçe nasıl onlara kavuşabilirim bunu soruyor. Yoksa İslam'ın üstünlüğünü tartışmaya açmıyor. Veya kendisinin üstünlüğünü, kendi değerlerinin üstünlüğünü tartışmaya açmıyor. Bu tartışma veya bu ezik psikolojisi daha sonra bize yerleşmiş bir şey. Hoca da burada buna işaret etmiş. Devam ediyoruz arkadaşlar. 15. sayfadan bir yer. Oyun büyüktü ve hala büyük. Büyük oyunlar, büyük adamlarla oynanmayan oyunlardır. Pardon, bir daha okuyayım. Kötü okudum. Oyun büyüktü ve hala büyük. Büyük oyunlar, büyük adamlarla oynanamayan oyunlardır. Her büyük oyunun hakkıyla oynanabilmesi için küçük adamların istihdam edilmesi şarttır. İnsan şahsiyetinin yerine makine, mekanizma ne kadar alırsa oyunun tesirinin de o kadar çoğaldığını görürüz. İnsan şahsiyetinin yerini makine, mekanizma ne kadar alırsa oyunun tesirinin de o kadar çoğaldığını görürüz.
İslam, uhrevi değerlerin dünyevi değerlere galebe çaldığının tezahürüdür. Müslüman, büyük oyunu kafirlerin ayaklarına dolayabilir. Bunun için bize berrak bir zihinden, yani imandan başka bir şey gerekmez, diyor ve devam ediyor. Burayı da okuduk. İzzetli bir metin yani, böyle insana özgüven veren, diriliş nefesleri hissettiren bir metin. Bir dahaki notum 28. sayfadaymış. Yine biraz yukarıdan alıp geleyim. Günümüzde Müslümanların yaygın bir etkiye kavuşma yolunda mesafe kat etmelerini ve İslam'ın itibarının artmasını, Müslümanların organizasyon ve imkan bakımından bazı kozları elinde tutuyor olmaları sebebine bağlayamayız. Müslümanların dünya ölçüsünde askeri üstünlüğü ellerinde tuttuklarını kimse iddia edemez. Aynı şekilde mali güçlerinin icbar edici bir boyutu temsil ettiği veya bürokratik kademelerde İslami tezlerin dayatıcı etkileri bulunduğu söylenemez. Hatta Avrupa'da ve Kuzey Amerika'da Batı menşeli Müslüman sayısının artışının petrol gelirlerinin yüksek değil, düşük olduğu döneme rastlaması ve Müslümanları temsil ediyor gibi görünen politik kadroların kendi dinleri karşısında eleştirilebilir tutumlarının ortaya çıkmasıyla dünya ölçüsünde Müslümanlıktan bir çözüm bekleyenlerin sayısında daha büyük artışların gözlenmesi ilginçtir. Yani günümüzde İslam, bir fırsattan yararlanma çabası gösterenlerin değil, hayatları hakkında temelli kararlar alma cesaretini gösterenlerin tercihi olmaktadır. Bir daha okuyayım bu cümleyi, zaten işaretlediğim yerde burası. Yani günümüzde İslam, bir fırsattan yararlanma çabası gösterenlerin değil, hayatları hakkında temelli kararlar alma cesaretini gösterenlerin tercihi olmaktadır. Evet, burası da güzeldi. Devam ediyoruz. 30. sayfada. Şeytan kovulmuş biridir. Bu yüzden bütün kuvvetini kovulma, ayrılma, kopma, ayırma ve koparma istikametinde gösterebilir. Şeytan birliğe çağırmaz. Şeytan birliğe çağırmaz. Müslümanların açık seçik bildikleri gibi insanların Allah'a olan teslimiyetlerine giden yol, üzerine çıkan şeytandır. Yoldan çıkma fikri şeytandan gelir. Onun yapacağı kulları yollarından azdırmaktan ibarettir. Bu anlayış içinde toplum hayatında gözlediğimiz birçok olaya aydınlık getirebiliriz. Hangi güçlerin şeytana mahsus tutumu taklit ederek toplum hayatında varlık kazanmaya çabaladıklarını anlayabilirsek, istikametimizin doğrultulması için kesin bilgilere sahip olamasak bile, nelerden sakınmakla kendimizi yanlış istikametlerden koruyabileceğimizi fark edebiliriz. Yani hoca demek istiyor ki şeytani olanın ne olduğunda bir netlik sahibi olursak, hangi fiiller şeytanidir, hangi fiiller rahmanidir, bunlara dair kesin bir itikadımız olursa, kişilere tayin edemesek bile fiillerden kaçınarak, eylemlerden kaçınarak, şeytanilerden kaçıp rahmanilere sığınarak yine duruşumuzu netleştirebiliriz diyor. Önemli olan hani o şeyi tahlilini yapabilmek. Şeytanın aşıladığı ahlak nedir? Meleklerin aşıladığı ahlak nedir? Öyle söyleyelim. Şeytani ahlak nedir? Rahmani ahlak nedir? Bu ikisini diyor birbirinden ayırabilirsek zaten üzerimizde operasyon yapılması zorlaşacak. Müslümanın basireti belki de bu tayinde saklı. 31. sayfada şöyle bir yerden alıp geleyim bunu da. Bu bakımdan Müslümanların birbirinden farklı mezheplere ayrılmış olmaları bir yanlışlığın ortaya çıkması ve belirginleşmesi olarak anlaşılamaz. Değişik tutumlar içinde birlik olunabileceğinin en güzel örneğini de yüzyıllar boyunca yaşayan yüzlerce tarikat vermiştir. Her tarik yani her yol aynı ana yola yani şeriata varır.
Tıpkı her derenin ırmağa, ırmağın da ummağına varması gibi. Öyleyse değişik oluşta, farklı oluşta şeytana mahsus bir özellik aramak uygun olmaz. Buna karşılık ayrılan ve ayıran, kopan ve kopartan, azan ve azdıran özellikleri şeytanın vasıflarını yakın saymamız gerekir. Yani farklı olmak sorun değil, ayrılmaya dönük olmak sorun. Farklı olmak sorun değil, yeter ki yüzü birliğe baksın. Fakat ayrılmaya yüzü bakmak, bölünmeye yüzü bakmak, parçalanmaya yüzü bakmak bu sorun, bu şeytanın ahlakı. Farklı olmak şeytanın ahlakı değil yani. Farklı olmak Cenab-ı Allah'ın sünnetullahı yani. Öyle yaratmış kainatı farklılıklar içinde. Ki bizim de mesela itikatta mezheplerimiz var, hak mezheplerimiz var, amelde 4 mezhep. Bir sürü tarikat var değil mi? Onların müntesipleri var. Ehl-i sünnet olmak şartıyla hepsi aynı meşrep, meslek. Öyle sayıyoruz. Biz Cadde-i Kübra içinde görüyoruz onları. Demek ki farklı olmak sorun değil. Müslümanlar bunu biliyor. Farklı olmak ancak şu şekilde, yani yüzü ayrılığa bakmak, parçalanmaya bakmak bu şekilde sorun. Evet, lafı uzattım. Gelelim. Hadi buraları atlayayım biraz, hızlı gitmek babından. Şöyle bir yerden devam edelim. 35. sayfa, burası güzel, burayı atlayamadım. Materyalist anlayışın bir terör haline dönüşmesi yüzünden güzel, iyi, doğru karşısında ürkek ve çekingen kalırız. Birinin belli bir başarısına tanık olduk mu hemen düşünürüz. Kim bilir ne eksiği vardır. Eğer bir dostumuz bize olağan ölçüleri aşan bir destek sağlamışsa, bunun bir fiyatı olup olmadığı aklımıza gelir. Giderek kendi davranışlarımız bu düşünce biçiminden etkilenir. Ben iyi, beni iyi, güzel, doğru olana sürükleyen şeyin temelinde benim doyum arayışım yatıyor diye düşünmeye başlarım. Olumlu değerlere karşı tedirgin bir yaklaşımım olur ve sevgiyi, merhameti, vefayı, şeref duygusunu felç ederim. Nitekim toplumda bu anlayıştan doğan bir materyalist terör kol gezmekte ve insanlar işin aslını anlıyormuş gibi yaparak günden güne habis duyguların, aldatmaca ve kalabalıkların tutsağı olarak ömür tüketmeye mecbur bırakılmaktadır. Burada hocanın dikkat çektiği şey gerçekten çok mühim. Yine yerimi kaybettim, şöyle hemen geleyim orayı bulayım. Diyor ki her şeyi nefis düzleminde, sebep-sonuç düzleminde, ama bu sebep-sonuç işte bu alemin yüzeyine dağılmış olan sebep-sonuç, derinlemesine değil yani. Nedenler nedeni olan Allah'a, onun esmasına, sıfatlarına, şuunatına giden bir okuyuş değil. Hep böyle nedenle sonuçla, nefsi sebeplerle açıklamak refleksi geliştiriyor diyor materyalizm insanda. O yüzden diyor, birisi bize bir iyilik yapsa hemen aklımıza şu geliyor. Ya acaba ne menfaati var? Bu diyor yerleşti mi? İnsan diyor bu suizan işlete en son diyor kendisine dair de suizan etmeye başlar. Mesela kendisi de bir hayır yaptığı zaman ben bunu acaba iyi bir niyetle mi yaptım, kötü bir niyetle mi yaptım? En son diyor kötülüğü içselleştirmek, kötülüğü doğallaştırmak, kötülüğü kabullenmek. Evet, insan böyle ve ben kötüyüm, ben nefsim için işliyorum noktasına gelmek. Buradan çıkar diyor. Bizim diyor algımız böyle bozuluyor diyor. Elhak öyledir. Ben de öyle düşünüyorum. Bu kitaba adını veren yazı 37. sayfada bir parça içinden okumak istiyorum. Eskiden ne iyiydi? İrtica diye bir şey vardı. Gerektiği zaman irtica var. İrtica hortladı derdik. Ve böylelikle siyasi rakibimizi köşeye sıkıştırırdık. Şimdi bu tehdit para etmiyor. Çünkü biz ne zaman irticadan söz etmeye kalkarsak, karşımıza insan hakları, temel hak ve özgürlükler gibi tezlerle çıkıyorlar. Eskiden ne iyiydi? İnsanlar bazı hakları olduğunu ileri süremezler ve biz de uygarlık ülkümüz adına yürütürdük gemimizi. Defalarca peynir gemisinin lafla yürüdüğünü ispat etmiştik. Birine mürteci, gerici, sağcı dedik mi işi bitikti. Şimdi öyle mi ya? Şimdi ne zaman irtica lafı etsek bazıları çıkıp siz Müslüman değil misiniz diye soruyorlar.
Bu soruya menfi cevap vermek de müsbet cevap vermek de işimize gelmiyor. Ama eskiden ne iyiydi, soruyu biz sorardık. Hem de yoksa Müslüman mısın edasıyla sorardık. Sakın sen Müslüman olmayasın diyerek aydın çevrelerde sıkıştırırdık önümüze geleni. Nerede eski günler? Değişiyor her şey. İrtica elden gidiyor. Yazının kendisi de çok güzel. Biraz alaycı ama yerinde bir alaycılık. Burayı geçeyim. Evet. 41. sayfadan bir yer okuyayım size. Bütün bunlardan benim anladığım şu. Yazının son paragrafı burası. Türkiye'de bazı insanların yalnızca hakları vardır, diğer bazı insanların yalnızca vazifeleri. Eğer haklarını kullanan insanlara vazifeleri olduğunu hatırlatırsanız irtica hortlar. Yine vazifeleri yerine getiren insanların da belli hakları olması gerektiğini öne sürerseniz, olay mürtecilerin baş göstermesi olarak yorumlanır. Kısacası bazılarının hakları olmaksızın vazifeler yerine getirmesini temin etmek, bazılarının da vazife sorumluluğu taşımadan haklarını kullanmasını sağlamak, Türkiye'yi dikensiz gül bahçesine çevirecektir. İrtica soru soranları karalamak için kullanılan malzemedir. İşte ben çok masumane bir soru soruyorum. Türkiye'de hiç Müslüman kalmasaydı irtica olmayacaktı değil mi? Türkiye'de hiç Müslüman kalmasaydı irtica olmayacaktı değil mi? Yani mevzu diyor hani İslam ona getirmeye çalışıyorsunuz diyor. Ötekiler hep şey şaşırtmaca, laf ebeliği, mugalata. Evet 49. sayfadan. Türkiye içinde yaşadığımız ülkeye Avrupalı yabancılar tarafından verilmiş bir isimdir. Türkiye içinde yaşadığımız ülkeye Avrupalı yabancılar tarafından verilmiş bir isimdir. Daha doğrusu bu ülkenin insanları eski adlandırma, isim verme usul ve yollarını terk ettikten sonra yani Polonya'ya Lehistan demekten vazgeçtikten sonra kendi ülkelerine Türkiye demeye başlamışlardır. Avrupa kültürü almış bazı eski adamların Türkiye yerine tıpkı İtalya, İspanya der gibi Türkiye dediklerini işitmiş olmalısınız. Açıkçası Türkiye dediğimiz zaman bir adlandırmayı benimsemiş ve bu adlandırmayla gelen tanımlamayı kabul etmiş oluyoruz. Yani isim daha, ülkenin ismi daha temayülünü gösteriyor, batılılaşma temayülünü gösteriyor. Halbuki eskiden böyle isimler vermezdi bu toprakların insanları ülkelerine. Onların kendi usulleri vardı ama Türkiye bu usule dahil bir isim değil, taklit bir isim diyor. Avrupalıların kendi ülkelerine verdikleri isimlerin taklidi gibi. Güzel bir tespit. Devam ediyoruz. Evet, buralarda işaretleme yapmamışım. Hızlandık. Oo, güzel. Aa, burası güzel. Burayı okuyacağım. 62. sayfa. Bağımsız ülke nedir? Bu sorunun cevabını veriyor. Şuradan bir yerden alayım. Bu yönüyle iktisadi kendine yeterlilik de, sermaye gücü de, ham madde rezervleri de, hatta yetişmiş insan gücü de bir ülkenin bağımsızlığı bakımından tali önemli hususlardır. Bir ülkenin bağımsızlığında asli önemi haiz olan, o ülkenin kendi yolunu yürümede başka ülkelerce güdülüp güdülmediğidir. Mecburiyetler bağımsızlık önünde engel olarak durabilir. Ama mecburiyetlerle nasıl başa çıkacağını bir ülkenin insanları düşünüyorsa ve bu zorlukları aşmada başkasının aklını ve lütfunu kullanmıyorsa, o ülke bağımsızlığa en yakın ülkedir. Bir daha okuyorum. Mecburiyetler bağımsızlık önünde engel olarak durabilir. Ama mecburiyetlerle nasıl başa çıkacağını bir ülkenin insanları düşünüyorsa ve bu zorlukları aşmada başkasının aklını ve lütfunu kullanmıyorsa, o ülke bağımsızlığa en yakın ülkedir. Ama her iki adımda bir, şimdi ne yapmak gerek sorusunu bir başkasına sormak çaresizliği altındaki ülke, ne kadar zengin olursa olsun, hatta ne güçlü silahlara sahip olursa olsun, bağımlı, fikrini sorduğu kuvvetlerin çıkarlarını çiğnemediği kadar
gücünü eline alabilen bir ülkedir. Yani işte bu paragrafta siz ülkemizi yerine koyun. Daha doğrusu önceki halimizle şimdiki halimizi yerine koyun. Nereden nereye geldik? Hakperest olanlar durumumuzu takdir ederler. 69. sayfa. Tuzak iyi kuruldu. Öylesine iyi kuruldu ki bunun bir tuzak olduğunu anlamak oldukça zor. Türkiye'de aklı başında bir insan olarak yurtsever olduğunuzu dile getirirseniz sizi ya vatan millet Sakarya diye alaya alırlar veya sizi çıkar temini için bu kavramları kolaylıkla diline dolayan sahtekarlar arasında sayarlar. Üçüncü bir şık da yurtseverlik sözü edenlerin polis, MİT ajanı, filancaların adamı olma ihtimalidir. Kısacası yurtseverlik, günümüz Türkiye'sinde enayilikle, düzenbazlıkla, karanlık adam olmakla yan yana konabilen bir kavram. Bir daha okuyayım bu cümleyi. Dikkatle dinleyin arkadaşlar. Kısacası yurtseverlik, günümüz Türkiye'sinde enayilikle, düzenbazlıkla, karanlık adam olmakla yan yana konabilen bir kavram. Öyleyse bu leke başka bir etiketle telafi edilmek istenir. İnsanlar birbirleriyle yarışırcasına herhangi bir ist olmanın telaşına kapılırlar. İst derken ideolojinin mensubu işte. Feminist, komünist, liberal. Onun istlisi nasıl olur? Bilemedim şimdi. Yani o istle söylenen her şeyi düşünün. Öyleyse bu leke başka bir etiketle telafi edilmek istenir. İnsanlar birbirleriyle yarışırcasına herhangi bir ist olmanın telaşına kapılırlar diyor. İlerleyelim. Hatta biraz da atlayalım denk geldiklerimizi. Hızlı gitmeye çalışalım. O buralarda yine işaretlememişim. Güzel hızlandık. Burayı atlıyorum. Daha ileriden bir yer okuyayım. Evet, 97. sayfada. Her birimiz kendi insanlık durumumuzdan olduğu kadar sahip olduğumuz inancın yeryüzünde tuttuğu itibari yerden de sorumluyuz. Müslüman oluşumuz İslam kelimesinin zikredildiği her yerin ilgi alanımız içine girmesini zorunlu kılar. Dünyadaki Müslüman toplulukların bunlar ister Tibet'te ister Arjantin'de olsun durumları karşısında kendi anlayışımız çevresinde olumlu veya olumsuz bir tavır takınırız. Yani kendi Müslümanlığımızı değerlendiriş tarzımız, kendine Müslüman diyen herkese belli bir değerlendirme yöneltmemize, herkese iyi veya kötü gözle bakmamıza sebep olur. Böylesi iyi veya kötü bakışlar, yeryüzünde yürürlükte olan rejimleri kapsadığı kadar, İslam adına getirilen önerileri, hatta teorileri de içine alır diyor burası. Devam ediyoruz. Yine hızlandık. Burayı okuyayım. Şöyle bir yerden alıp geleyim arkadaşlar. Biraz uzun paragraf ama değecek. 104. sayfa. Uzun uzun Amerika'daki etnik durumla iktidar meseleleri arasındaki bağlantıdan söz etmekle elimize ne geçecek? Türkiye'de karşılığı olmayan durumlar bunlar. Evet ama Türkiye'de etnik anlamda değilse bile dini anlamda Amerika'dakine benzer bir sosyal değerlendirme yürürlükte. Türkiye'de Müslüman olmak fiilen vasf dışında kalmak demektir. Çünkü Müslümanlar 5 vakit namaz kılmakla içinde yaşanılan sosyal, siyasi, iktisadi yapının en uygun unsuru olmaktan uzaklaşırlar. Nasıl bir zenci teninin rengini saklayamazsa, burayı işaretlemişim ben, bir daha okuyorum. Nasıl bir zenci teninin rengini saklayamazsa, vakit namazlarına dikkat eden Müslümanlar da toplum hayatı içinde farklı durumları gözler önünden uzak tutamazlar. Müslümanlar duygu ve davranış bakımından da çağdaş tapınma tarzlarına yabancı kalırlar. Yani yegane galip olan olarak Allah'ı tanırlar. Yani Rezzak onlar için Allah'tır. Yani Allah'tan gayrısına kulluğu reddederler. Böylece Türkiye'de rahat, itibarlı, endişesiz yaşamak için gerekli tutum ve davranışları tam tamına yerine getirmekte yaya kalırlar.
Böylece Türkiye'de rahat, itibarlı, endişesiz, yaşamak için gerekli tutum ve davranışları tam tamına yerine getirmekte yaya kalırlar. Elhamdülillah. Varlıklı iseler, varlıklı olmanın gerektirdiği harcamaları yapmadıkları için, bilgili iseler diğer diplomalıların talip oldukları çalışma şartlarına uyamadıkları için, becerikli iseler ötekilerin yüksünmeden yaptıkları bazı işleri becermekten kaçındıkları için Müslümanlar birinci sınıf yurttaş olma hakkını bir türlü elde edemezler. Kısacası Türkiye'de beyaz olmak, burayı da işaretlemişim, dikkatle dinleyelim arkadaşlar. Kısacası Türkiye'de beyaz olmak, İslam'dan uzaklaşmak veya en azından sözde Müslüman kalmaktır. Türkiye'de beyaz olmak isteyenler böyle olmalıymış. Cenab-ı Hak bizi o beyazlardan etmesin. Siyahlardan etsin bizi. Şurası da güzel. 107. sayfa. Türkiye'de Müslüman olmak, AVD'de zenci olmaktan daha gergin bir hayatı yüklenmek demektir. Çünkü Müslümana gösterilen güler yüz emniyetsiz, Müslümana takınılan asık surat acımasızdır. Amerikalı zencinin ne olduğu yüzünden okunur. Ama Türkiye'deki Müslüman belli kimseler karşısında sürekli zan altındadır. Acaba onun istediği gibi bir Müslüman mı, yoksa başka bir özellikte mi? Eğer Müslümanlar budala, bilgisiz, zekacı geri olduklarını ispat edebilirlerse, o zaman toplumda genel bir güvenilirlik kazanıyorlar. Bu durumlarıyla Türkiye'deki olan biteni sorgulama ve işlerin hakkaniyete uygun yürüyüp yürümediği konusunda düşünceler yürütme mevkiinde bulunmadıklarını ifade etmiş ve dolayısıyla işlenen birçok cürme bilinçli veya bilinçsiz, gönüllü veya gönülsüz katılabileceklerini kimilerine göstermiş oluyorlar. Ama eğer hem Müslüman kalıyorlar ve hem de Müslümanlıklarının bu toplumda haklı mesnetlere sahip olduğunu sosyoloji, tarih, felsefe, biyoloji, fizik alanlarındaki bilgilenmeleriyle dışa vurma faaliyetine giriyorlarsa, o zaman tenkile müstahak sayılıyorlar. Yani saf Müslümansan, akılsız Müslümansan, sessiz Müslümansan diyor, bir derece seni idare ediyorlar ama diyor, eğer bir de gözün açıksa sen tehlikelisin. Devam edelim, burayı atlayalım. Biraz daha hızlanalım. Atlayarak da olsa kitapta bir tur atmaya çalışalım. Devam ediyoruz. Burayı da atladım. Evet. 120. sayfa. Her şeyden önce yağ belli bir formu korumakta güçlük çeken bir nesnedir. Her şeyden önce yağ belli bir formu korumakta güçlük çeken bir nesnedir. Türk halkı yağı bilmecede sormaya yeltendi mi? Ocak başına gelmez, gelse de geri gidemez diye dillendiriyor. Bizde şeydi bu, melemez melemez ocak başına gelemez. Türk halkının gözünde dayanıksızlıkla asaletten mahrum oluş arasında bir bağlantı var. Türk halkının gözünde dayanıksızlıkla asaletten mahrum oluş arasında bir bağlantı var. Bu yüzden biz Müslümanlar arasında kimsenin asaletini soyuyla sopuyla ölçme adeti yoktur. Biz bakarız ne kadar kendi vasfını koruyabiliyor. Biz bakarız ne kadar kendi vasfını koruyabiliyor, ilkelerine ne ölçüde sahip çıkmış, nelere dayanmış, nelere göğüs germiş, bunları önemseriz. Ama bunlardan ötürü insanı olmayacak derecede büyütmeye gerek duymayız. Ancak bir nokta mühim, ateşi görünce eridi mi, erimedi mi? Ateşi görünce eridi mi, erimedi mi? Devam edelim arkadaşlar. Buradan da biraz atlayayım. Atlayarak gideyim. Şurayı okuyayım. 128. sayfa. Türkiye'de karar verme, tedbir alma imkanını ele geçirmiş kimselerin ellerinde yalnızca iktidar değil, milletin güveni, desteği, itaati ve hatta merhameti de vardır. Bütün bu geniş imkanları kullandığı halde önemli başarılar elde edemeyen, gözle görünür bir iyileşme sağlayamayan bir kimsenin, bir kadronun bu tutumunu haklı gösterebilecek hiçbir mazeret bulunmayacaktır.
Ama Türkiye'de gözle görünen ile gözle görünmeyen arasında akla sığmayacak ölçüde büyük farklar varsa, insanların bildikleri gerçekte olan bitenin pek küçük bir bölümü ise ve iyileşme bekleyen insanlar sadece kandırılması vacip zavallılar olarak görülüyorsa o başka. Devam ediyoruz. Yine biraz atlıyoruz. Yine atlıyoruz. Oo, güzel. Buralarda az işaretlemişim. Burayı okuyayım, güzel bir yer. 144. sayfa. Ne var ki halkın politik tedbirleri, deyim yerinde olursa uyanıklığı yalnızca işleyen, yürümekte olan mekanizma için önem taşır. Yani mekanizma nasıl işliyorsa, halk onun yönüne, ritmine göre tedbirini alır, çıkarını mekanizmanın getirecekleri ölçüsünde gözetebilir. Yoksa yeni bir mekanizma önerisiyle veya işleyen mekanizmanın yönünü değiştirme çabasıyla ilgili değildir halk. Türkiye'de şehir ahalisi köylüye oranla sürü psikolojisine daha yakın olduğunu göstermiştir. İşaretlediğim cümle burası arkadaşlar. Bir daha okuyorum. Türkiye'de şehir ahalisi köylüye oranla sürü psikolojisine daha yakın olduğunu göstermiştir. Köylüler siyasi seçmelerini belki topluca yaparlar ama her zaman mahalli çıkarların önemi başta gelir. Şehirliler ise etki altına girecekleri vasıtalarla temasları çok sıkı tutmuşlardır. Belki şehirlerde siyasi tercihler çeşitlidir ama bu çeşitlilik propagandanın etkisi altında kalınarak tercihlerde bulunulduğu gerçeğini daha da belirgin kılar. Yani şehirliler manipülasyona daha açıklar, kırsalda yaşayanlar daha çok kendi yerel kararlarını verebiliyorlar diye bir tespitte bulunuyor hoca. Öyle midir? Sahiden de öyledir. Tabii uyanık bireyler hariç bu etkiyi kırabilen, kendi özünü aslını iyi bilen bireyler hariç bu böyledir yani. Hakikaten etkileniyoruz. Demokratinin tuzaklarından birisi de manipülasyondur. Kitleleri manipüle edebiliyor medyaya sahip olanlar. O kişi de seçimi kendisinin seçimi sanıyor ama kendi seçimi değil. Etkilendi. Devam ediyoruz. Yine biraz atlıyoruz. Atlıyoruz, atlıyoruz, atlıyoruz. 161'de yine bir paragraf var. Türk solu ancak 200 yıllık batılılaşmanın satıhtaki belirtileri sayesinde kendine söz hakkı bulabilecek özelliklere sahip. Türk solu ancak 200 yıllık batılılaşmanın satıhtaki belirtileri sayesinde kendine söz hakkı bulabilecek özelliklere sahip. Yani alkol alışkanlığı, kadın erkek münasebetlerinde batılı standartlara uygunluk, bilgilenme konusunda İslami kaynakları yok saymak veya yok etmek gibi siperlerin arkasında saklanmazsa ne siyasi kadrolar gözünde ne de 200 yıl boyunca belli değişmelerden etkilenmiş kitleler gözünde değer sahibi olmaz. Böylelikle de Türkiye'de siyasi tartışmaların içinde yer bulma şansını kullanamaz. Evet. Yine atlayarak gidelim. Bu sayfaları geçelim. İleriden bir yer okuyalım. 181. sayfa. Şöyle bir yerden alayım. Fark edilen şudur ki, ülkemizde siyasi iktidarlar yönetimi ele geçirmek için halktan oy istiyorlar. Ve fakat iktidarın kullanımı sırasında yenmeleri gereken zorluklar söz konusu olduğunda halkın yardımını istemiyorlar. Denilebilir ki böyle bir yardımın gelmemesi için titizlik gösteriyorlar. Bu durum Türkiye'de siyasi mekanizmanın nasıl çalıştığını bir yönüyle ele verecek bir göstergedir. Anlaşılan Türkiye'de siyasi otoritenin gözünde halk vaatlerle oy vermesi sağlanabilen bir kalabalıktır. Ondan itaat ve tahammül beklenir. Ama ona iktidarın yardımcısı olma sorumluluğu yakıştırılmaz. Neden? Çünkü herhangi bir siyasi iktidar önündeki bir zorluğu aşmada halkın yardımını isterse sonuçta bunun bedelini halka ödemek zorundadır. Bir daha okuyayım burayı. Çizdiğim cümle burası. Çünkü herhangi bir siyasi iktidar önündeki bir zorluğu aşmada halkın yardımını isterse
sonuçta bunun bedelini halka ödemek zorundadır, diyor ve devam ediyor paragraf. Biz bu kadarıyla yetinelim. Devam ediyoruz. Yine biraz hızlı gidelim diye atlıyoruz. Evet. Şurayı okuyalım. Ya burayı da okumayalım. Burası çünkü üstüyle beraber anlamlı. Orayı da geçtim arkadaşlar. Şurayı okumuş olayım. 201. sayfa. Eğer kendi fikirlerini savunma şartlarının doğması bazı başka fikirleri de serbest kılacaksa diğerlerinin görüşlerini ileri sürmesine de katlanabiliyorlar. Yani insanların asıl derdi kendi ağızlarına vühür vurulmasını önlemek. Hiç kimse siz susun ben konuşayım demek açıklığını göstermiyor. Zira böyle davranırsa sadece diğerlerini susturabilen konuşabilecek. Nitekim fiilen yaşanılan durum da bu. Çünkü mücerret manada fikir hürriyeti herkese mutlak bir şekilde tanınmış bile olsa, konuşma gücünü elinde tutan ancak konuşabiliyor. Bir daha okuyayım bu cümleyi, işaretlediğim yer burası. Çünkü mücerret manada fikir hürriyeti herkese mutlak bir şekilde tanınmış bile olsa, konuşma gücünü elinde tutan ancak konuşabiliyor. Ancak düşüncelerini yayma araçlarını elinde tutan kişi veya çevreler görüşlerini başkalarına ulaştırabilme başarısını elde edebiliyorlar. Yani para kimdeyse düdük onda. Düdük kimdeyse algı da onda. Konuşma özgürlüğü de onda diyelim. Devam ediyoruz. Yine biraz atlıyoruz arkadaşlar. E, 218. sayfa. Hoşgörü kuvvetlinin zayıfa karşı muhtemel tavırlarından biri olduğuna göre, bir toplumda karşılıklı hoşgörüden söz etmek katmerli bir aldatmacayı beslemekten başka işe yaramaz. Üstelik bu tutum bir saçmalığın dengi olarak sunulmasını da sağlayabilir. Şöyle, madem zenginler fakirlerin sefaletini hoş görüyorlar, o halde fakirler de zenginlerin sefaletini hoş görmelidir. Madem galipler mağlupların köle olmalarını hoş görüyor, öyleyse mağluplar da galiplerin efendiliğini hoş görmelidir. Yani hani İkinci Dünya Savaşı sonunda bir Romanyalıya sormuşlar. Sovyetlerle ticaretiniz nasıl? Gayet dengeli diye cevap vermiş Roman. Biz onlara kereste satıyoruz, onlar da bizim petrolümüzü alıyorlar. İşte karşılıklı tolerans da böyle bir şeydir. Sürgün olduğunuz şehirde sizden ayak bastı parası istenir. Çizdiğim yer burası, bir daha okuyayım. İşte karşılıklı tolerans da böyle bir şeydir. Sürgün olduğunuz şehirde sizden ayak bastı parası istenir. Devam ediyoruz arkadaşlar. Yine biraz atlıyorum. Burada çok güzel şeyler var ama. Bir cümlecik okuyayım buradan. Bizim ülkemizde, 233. sayfa, bizim ülkemizde ticaretin gerektirdiği siyaset yapılmaz. Siyasetin gerektirdiği ticaret yapılır. Güzel bir cümle. Bir daha okuyayım. Bizim ülkemizde ticaretin gerektirdiği siyaset yapılmaz. Siyasetin gerektirdiği ticaret yapılır. 237. sayfa. Eğer Kur'an-ı Kerim'in bize işaret ettiği yolu benimseme temayülümüz kuvvetli ise ve insanların anlayış kapasitelerinin dışında bir duaya bağlanacak diye de tutturabilirsek, işte o zaman bizim sonlu ve sınırlı gücümüz Allah'ın bize verdiği ile güçlenir. Yeter ki biz kendimizi iktidar vehmetmeyelim. Beklentilerimiz ve ümit ettiklerimiz kendi yapabilirliklerimiz seviyesinde ise kolayca bozguna uğrayabiliriz. Bir daha okuyayım. Beklentilerimiz ve ümit ettiklerimiz kendi yapabilirliklerimiz seviyesinde ise kolayca bozguna uğrayabiliriz. Bozguna uğramak bir bakıma sabrı elden bırakmaktır. Bozguna uğramak bir bakıma sabrı elden bırakmaktır. Evet, devam ediyoruz.
Burayı da zıplayarak geçiyorum. 256. sayfa. Bütün bu tuhaflık hakimiyetini tesis etmiş bulunan Batı'nın insanoğlunun yeryüzünde bulunuşuna dair gerçek bir yorum getiremeyişidir. Bütün bu tuhaflık hakimiyetini tesis etmiş bulunan Batı'nın, söyleyemedim, İnsanoğlunun yeryüzünde bulunuşuna dair gerçek bir yorum getiremeyişidir. Batı medeniyeti bir kapris, kıskançlık ve rekabet medeniyetidir. Burayı çizmişim. Batı medeniyeti bir kapris, kıskançlık ve rekabet medeniyetidir. Dolayısıyla olgunlaşmayı değil, bitirilmemiş bir proje olarak kalmayı kendi mevcudiyetinin bir garantisi saymıştır. Dünyada bulunuşumuzun köklü, asli, anlaşılır bir yoruma sahip olan Müslümanlık, bu sebeple Batı medeniyetine rakip olacak ciddi seçenekler arasında en az müsamahaya mazhar olanı gibi görünüyor. Çünkü diyor Müslümanlık, Batı'nın cevaplayamadığı ya da kasıtlı olarak cevapsız bırakmak istediği sorulara çok mukni cevaplar veriyor zaten. Batı ondan mutlu olmuyor. Çünkü işi bitirecek. İş biterse Batı da biter. İşi bitirmemesi lazım. Öyle cevaplar istiyor Batı. Devam ediyoruz. Yine birazcık zıplıyoruz. Bakayım bir de saatime. Evet. Şurayı okuyayım. Kısa bir paragrafmış. 273. sayfa. Mücerret tahliller bizi hangi mücerret alanlara sevk ederse sevk etsin, bilmemiz veya hatırlamamız gerekir ki, Türkiye'de Müslümanların belli davranış serbestliğine kavuşmaları, doğrudan doğruya demokratik bir işleyişin yolunun açılmasıyla bağlantılıdır. Eğer Türkiye'de ezan-ı Muhammedi aleyhissalatü vesselam okunabiliyorsa, bunun ülke Müslümanlarının belli dönemler sonunda sandık başlarına gideceklerinin kabulüyle ilgisi var. Eğer halkın oyuna hiç başvurulmayacak olsaydı, camilere ork ve sıra yerleştirme fikrinin kuvveden fiile geçmesi imkansızdır demeye kimsenin dili varmazdı. Yani demokrasinin kıymetini şu şartlarda bilmemiz lazım. İsmet Özel bunun kitap içinde dikkatini çok çekiyor, dikkatlerimizi bu konuya çok çekiyor. Yani İslam demokrasiye karşıdır ama diyor şu anki siyasal düzende haklarımızı alabiliyorsak Müslümanlar olarak bunu ancak demokrasiyle yapabiliyoruz. Seçim olmasa kim bizi sallar diyor mesela burada. Ezanı kim tekrar diyor aslında çevirebilirdi eğer seçim olmasa. Yani bizi diyor söz sahibi kılan, siyasi seçimlere katılabilir kılan, etkileyebilir kılan demokrasinin bizzat kendisi şu anki düzende. Bunu kaçırmayalım diyor. Evet. Burada şurayı okuyayım. 277. sayfa. Türk İslam sentezini eleştiriyor hoca. Bu sentezlerin ciddiye alınamayacağının en bariz belirtisi her birinin muhtevadan mahrum oluşlarıdır. Diyelim ki Türk İslam sentezi. Bu sentezle alaşıma girecek unsurlar nerede? Türklükten ne anlaşılıyor? İslam öncesi Türk boylarının kültürü ve dili bu sentezin bir yanını oluşturacaksa önce bu kültürün ne olduğu anlaşılmak gerekecek ki böylesi faaliyet Rus etnologlardan Alman Türkologlara kadar birçok Türk olmayan yetkilinin gözetimine ve müdahalesine muhtaç olunmaksızın yürütülemez. Yani Türk İslam sentezine Türklüğü katacaksanız batılı bilim adamlarının himmetinden fazlasına sahip değilsiniz. Öte yandan böyle bir sentezin İslami unsurunun hangi özellikte olduğu da belli değil. Asr-ı Saadet Müslümanlığını mı? Türklerin İslam camiasına dahil olduktan sonra benimsedikleri düşünme davranma şartlarını mı? Yoksa Batı medeniyetinin işgali altında yürütülen İslami tutumu mu senteze sokacaksınız? Gerçekte kimsenin bu gibi konularda açık seçik görüşleri yok. Hele bu meseleleri derinlemesine ele almaya niyet eden kapasiteli politik unsurlar hiç yok. Diyoruz. Devam ediyoruz. Şurada yine kısa bir paragraf var. Onu okuyayım. 285. sayfa. Ülke bağımsızlığı, ülke insanının kültürel kimliği,
ülke çıkarlarının palyatif tedbirlerle değil, üretken ve haysiyetli bir faaliyet alanıyla korunması gibi konularda solcu diye bilinen çevrelerden hiçbir ümit ışığı sızmıyor. Bir daha okuyayım cümleyi. Ülke bağımsızlığı, ülke insanının kültürel kimliği, ülke çıkarlarının palyatif tedbirlerle değil, üretken ve haysiyetli bir faaliyet alanıyla korunması gibi konularda solcu diye bilinen çevrelerden hiçbir ümit ışığı sızmıyor. Türkiye'de solcuları hangi renkte, hangi yönde olurlarsa olsunlar, müptezel tüketim alışkanlıklarını koruyup savunmaktan, bunu yaparken de itibarlı kalma gayreti göstermekten fazlasını sergileyemiyorlar. Sağcıların da bütün marifeti, Müslümanların ucuz pahalı kendi kısır dünyalarına uşak kılma gayretinden ibaret, diyor hoca. Devam edelim. Burası güzel bir paragraf. 287. sayfa. Burayı okuyayım arkadaşlar. Biz Müslümanlar İslam düşmanlarına soruyoruz. Beni nereye çağırıyorsun? Eğer İslam'dan uzaklaşırsam, Türkiye toprakları ve insanlarıyla daha sağlam bütün mü oluşturacak? Eğer İslam'dan uzaklaşırsam, Türkiye'de yeni yetişen insanlar daha güvenli bir hayata mı kavuşabilecek? Eğer İslam'dan uzaklaşırsam, Türkiye etkin bir eğitim düzenine mi kavuşacak? Eğer İslam'dan uzaklaşırsam, insanlar birbirlerine karşı daha anlayışlı, daha müşfik, daha şerefli bir yaklaşımda mı davranacak? Eğer İslam'dan uzaklaşırsam, toprak daha mı iyi sürülecek? Fabrikalar daha mı iyi üretimde bulunacak? Eğer İslam'dan uzaklaşırsam, sosyal karışıklıklar mı azalacak? Ekonomik doğalboğazlar mı ortadan kalkacak? Siyasi bunalımlar mı çözüme kavuşacak? Yoksa bütün bunların tam tersi mi? Tam tersi. Biz cevap verelim. Devam ediyoruz. Bir de süremize bakalım. Evet, vaktimiz var. 295. sayfa. Şöyle bir yerden alıp gelmek istiyorum. Küçük cihat elbette zorluklarla doludur. Ama bu zorluklar algılarımızla ve zihni kapasitemizle göğüslenebilecek türdendir. Halbuki büyük cihatta ilk tuzak bizi eşikte bekler. İnsan nefsine karşı kazandığı her zaferde bir yenilgiyi tadabilir. İnsan nefsine karşı kazandığı her zaferde bir yenilgiyi tadabilir. Eğer nefsini yendiğini anlamışsa nefsi dipdiri duruyor demektir. Çizdiğim cümle burası. Eğer nefsini yendiğini anlamışsa nefsi dipdiri duruyor demektir. Nefsini yendim sananlar, nefsinin tehdidi altında yaşamayı devam ettirenlerdir. Bu bir. İkincisi, nefsini yendiği alanlarda bundan kendine pay çıkaranların düştüğü tuzaktır. Her kim ki nefsini ayakları altına almakta bir rahatlık hisseder, işte o kişi nefsini okşayan bir ruh durumuna hizmet eder hale girer. Daha da kötüsü, nefsiyle giriştiği mücadelede galip çıkmanın gururuna kapılabilir. Büyük cihadın tuzakları, bu tuzakları geride bırakmanın hiçbir kazanç getirmeyişinde örülüdür. Bakın, burası çok güzel. Büyük cihadın tuzakları, bu tuzakları geride bırakmanın hiçbir kazanç getirmeyişinden örülüdür. Bir daha okuyayım, güzel okuyamadım. Bu sefer anlayacaksınız. Büyük cihat niye tehlikeli? Büyük cihadın tuzakları, bu tuzakları geride bırakmanın hiçbir kazanç getirmeyişinden örülüdür. Daha önceki başarılar, insanı sonraki tuzaklara karşı korumaz. Tersine, son durakta insanın ayağının kayıp yuvarlanması her zaman mümkündür. Devam edelim. Bu yazıdan bu kadarcık okumuş olalım. 300. sayfa. Nefse karşı cihat, ardı arkası kesilmeyen bir terakki yoludur. Ancak bu büyük cihadın önemini kavramış olanlar, kafirlere, münkirlere ve müşriklere karşı nasıl savaş verebileceklerini anlama gücüne erişebilirler. Hayatın zorluklarından bunalmış, ruhi sıkıntılar içinde bocalayan ve zaten çatmak için birini aramakta olan kişilerin öfkelerinin kafirlere yönelmiş olması, onların gerçekten cihad ettiklerinin delili olmaz. Belki de Allah muhafaza etsin,
Müslümanların görünür cehdinin heba edilmesi için kafirler elinde bir bahane olur. Devam ediyoruz. Şu cümleyi okuyayım arkadaşlar. Modern toplumlarda zulüm yeni icat edilmiş mücerret iktidar kalıplarının muhtevadan mahrum vecibe ve müeyyidelerine dayalı olduğu için zalimin yerinden ayrılması zulmün doğrudan kalkması anlamına gelmez. Bunu daha yukarıdan okuyayım ya, güzel bir yer burası. Geleneksel toplumlarda zalim iktidar bir bakıma keyfiliği ve kaprisleri artırdığı ölçüde zalimleşiyordu. Böyle bir ortamda zulmün ortadan kalkması bir bakıma zalimin iktidardan uzaklaşmasıyla mümkün olabiliyordu. Oysa modern toplumlarda zulüm yeni icat edilmiş mücerret iktidar kalıplarının muhtevadan mahrum vecibe ve müeyyidelerine dayalı olduğu için zalimin yerinden ayrılması zulmün de ortadan kalkması anlamına gelmez. Kuralları koyan artık yoktur ama kurallar geçerliliğini ve insan üzerindeki şu veya bu yöndeki etkilerini devam ettirirler. Eğer yönetmelikte saat 8'de çiçekler sulanacak diye bir madde yer almışsa, o yönetmeliği yapanların artık iş başında bulunmayışları bu görevin yerine getirilmesini önleyemeyecektir. Hatta eğer saat 8'de yağmur yağıyorsa, yönetmelik gereği çiçekler sulanacaktır. Tıpkı bizdeki işte 5816 gibi. Kanunu koyanlar çoktan toprak oldular ama eserleriyle biz mücadele ediyoruz. Hani hiçbir şeyi söyleyemiyorsun. Söyledin mi hemen savcı, hakim ensende. Şu cümleyi de okuyayım. 309. sayfanın son cümlesi. Modern medeniyet zalimin gitmesi, zulmünün arta kalması esasıyla ayakta durur. Modern medeniyet zalimin gitmesi, zulmünün arta kalması esasıyla ayakta durur. Diyoruz ve devam ediyoruz. Süremiz az kaldı. Mümkün mertebe az az okumaya çalışalım. Müslümanların Türkiye'de veya dünyanın herhangi bir yerinde strateji ve taktik hesaplarına dayalı bir politika içinde olmaları kendi aleyhlerindedir. Her şeyden önce bu tür politika samimiyetsizlikten fazla bir şey değildir. Öte yandan strateji ve taktik hesaplarına dayalı bir politik tutum her şeyin anlaşıldığı ama hiçbir şeye ulaşılmadığı bir ortamda böyle insanlar tarafından yapılabilir. Müslümanlar, burayı işaretlemişim arkadaşlar, önemli olan cümle burasıymış. Müslümanlar farkına vardıkları doğrular tarafından doğru kılınmış kimselerdir. Müslümanlar farkına vardıkları doğrular tarafından doğru kılınmış kimselerdir. Bu gibi kimselerin içinde olacakları politika anlamanın kolaylığı değil, bu gibi kimselerin içinde olacakları politika anlamanın kolaylığına değil, ulaşmanın zorluğuna dayalıdır, diyor. Ve devam ediyoruz. Bir daha bakayım saatime. 7 dakikamız var. 320. sayfadan okuyorum arkadaş. Nasıl olur da diyeceksiniz, belli rayların döşeli olduğu bir yolda bir vagon olmaktan imtina edebiliriz. Herkes döviz kurlarından söz ederken, bugünlere güzel bir gönderme, herkes döviz kurlarından söz ederken siz insanın ölümsüzlüğünden ve bir gün her davranışı yüzünden hesaba çekileceğinden mi bahsedeceksiniz? Belki çoğu kişiye garip gelecek ama evet, günümüz ortamına ters görünüyor diye küçük insanların küçük endişelerine bağlı kalınarak yürümeyi kabul etmek, küçük hedefler peşinde olanlara yaraşır. Büyük ve temiz atılımlar, büyük ve temiz kalma gayretinde olanların harcı olsa gerek. Hakikate yöneldiği varsayılanlar, sanki yollarından emin değillermiş gibi davranırlarsa onları kim izleyecek? Bir daha okuyayım bu cümleyi. Hakikate yöneldiği varsayılanlar, sanki yollarından emin değillermiş gibi davranırlarsa onları kim izleyecek? Yani durduğumuz yerden emin olmazsak bizi kim takip eder? Durduğu yerden emin olmayanı kim takip eder? Evet. Bir cümle okuyayım. 323. sayfa. İktidarı cazip kılan onun yerinde ve isabetli kullanımı değil, onun kötüye kullanımı, kötüye kullanılabilir oluşudur, diyor.
Yine bir cümle 327. sayfadan. Muhalefet iktidara benziyorsa muhalif olma vasfını kaybeder. Muhalefet iktidara benziyorsa muhalif olma vasfını kaybeder. Yine hızlıca gidiyoruz. 333. sayfa. Zürriyeti olmayan katırın hürriyeti de yoktur. Zürriyeti olmayan katırın hürriyeti de yoktur. Bunlar önemli cümleler de izahlarını yapamıyoruz. Üstün altını okuyamıyoruz. Süre azaldı. Burayı atlayayım. Burayı da atlayayım. Burayı da atladım. 347. Türkiye'de halk ve Türkiye'deki devlet buhranlar karşısında herhangi bir başka ülkede rastlanmayacak bir dayanıklılığa sahip. Halk mütehammil ve devlet esnek. İki unsurun bu teçhizatı halkla devleti aralarındaki bütün meselelere rağmen tesanütü elden bırakmayan iki unsur haline getiriyor, diyor. Evet arkadaşlar, 357. sayfa. Demokratik bir yarışma söz konusu olduğunda kazanan tarafın parlak bir gelecek vadeden değil, bilinen ve yaşanmış bir kötülüğü reddeden taraf olacağını söylemek kehanet sayılmaz. Ama acaba günümüz seçmenine müşahhas bir musibet işaret etmek mümkün müdür? Burayı da geçeyim. Aslında güzel yerler ama işte süremiz az kaldı. Şurayı okuyayım. Çağdaş insanın tuhaflıklarından biridir. Hayatı nalıncı keseri gibi kendi tarafına yontarak yorumlayan insanlar çok eski çağlardan beri vardı. Ama bu insanların çoğunluğu teşkil etmeleri modern zamanların eseridir. Bir daha okuyayım. Çağdaş insanın tuhaflıklarından biridir. Hayatı nalıncı keseri gibi kendi tarafına yontarak yorumlayan insanlar çok eski çağlardan beri vardı. Ama bu insanların çoğunluğu teşkil etmeleri modern zamanların eseridir. Bu da güzel bir cümle. Tek bir cümle okuyayım arkadaşlar. 364. Düzenin bozukluğunun farkına varan kendini düzeltme şansını da ele geçirmiş demektir. Düzenin bozukluğunun farkına varan kendini düzeltme şansını da ele geçirmiş demektir. 366. sayfa, yine bir cümle okuyacağım sadece. İnsanların zihnindeki şaşkınlık gerçekten ne istediğini bilmemekten doğuyor. İnsanların zihnindeki şaşkınlık gerçekten ne istediğini bilmemekten doğuyor. Burası olmaz. Burası da uzun. Kısa bir yer arıyorum. Bunu da geçtim. Kısa bir şey bulursam onu okuyacağım arkadaşlar. Onunla da bitireceğim. Burayı okuyayım. 393. sayfa. Eğer bir gün gerçekten Türkiye adına kurtuluş sayılabilecek bir dönüşüm yaşanmak isteniyorsa, şaşmadan yapılabilecek tek şey müesseselerde tutulan yolda ısrar ve iyileştirmedir. Ülkemizde sık sık gördüğümüz olmadı baştan tavrı belki bize güzel hayaller kurdurur. Ama bunlar hep beklediğimiz büyük ikramiye için her gün yeni bir bilet almaktan, çekilişi de böylece hep daha geç bir tarihe ertelemekten başka işe yaramaz, diyor. Mesela 397'den yine tek bir cümle okuyacağım. İçinde yaşadığımız medeniyet insanları istekli tutarak ayakta durabiliyor. İçinde yaşadığımız medeniyet insanları istekli tutarak ayakta durabiliyor, diyor. Şurayla bitirelim. 399. sayfa. Eğer insanlar maddi refahı birinci plana almıyorlarsa, onların hayatlarında hangi dürtüler, hangi güdüler asli yeri işgal edecek? İşte bu soru yeryüzünde yürürlükte olan küfür düzeninin hedeflerini sorgulamaya götürür bizi. Maddi refahın sağlayacağı tatmin yollarının sınırları içinde kaldığımız sürece ne ferd olarak, ne camia, ne de toplum olarak
mevcudiyetimizin anlamı üzerinde düşünmeyeceğiz. Çünkü önce mevcudiyetimizi sağlamak ve korumak gibi bir derdin içinde olduğumuz ve bu derdin tek devasının daha iyi maddi şartlar olduğu yanlışının manialarına takılıp tökezleyeceğiz, diyor İsmet Özel Hoca. Ve kitap devam ediyor ama biz artık alıntılarımızı bitiriyoruz. Kitap üzerine yine birazcık konuşursam, dediğim gibi çok güzel bir kitap. Yazıların her birisi çok değerli. İsmet Özel Hoca bazen Nurcuların da canını sıkan şeyler söylüyor ama duruşu açısından istikametli olduğunu söylemeliyiz. En azından bu kitaptaki. Ben bir veya iki kitabını daha okudum. Herhalde iki kitabını daha okudum. Onları da çok beğenmiştim. Bunu da çok beğendim. Bu kitaptaki duruşu da gayet istikametli arkadaşlar. Mutlaka edinin, okuyun, tavsiye edin. Çok önemli. Hani param olsa ben bundan alırım 100.000 tane. Dağıtırım insanlara. Okuyacak insanlara veririm yani. Ona değer bir kitap. Bunu hep şey için hayal ederim. Hani Ebu Bekir Sivil Hoca'nın kitaplarına keşke böyle bir şey yapabilsem diye hayal ederim. Param olsa alsam da insanlara dağıtsam diye. Bu kitaba da onu hayal ederim arkadaşlar. Değer çünkü. Bir kitaplık daha bu kadar. İnşallah başka güzel kitaplarda buluşmak üzere. Allah'a emanet olun.